Bakın şu aşağıdan sesler geliyor. Orada çalıların içerisinde iki annenin yavruları var. İki anne de oraya girdi. Geçen 10 gün önce kadar buraya bir giriş yaptık biz. Şu gördüğünüz yerden. Ama yavrulara ulaşamadık. Bugün tekrar şansımızı bir başka yönden deneyeceğiz dostlar. Bu taraftan ineceğiz. Biraz daha açıklık var gibi. Kucaklarımızda mamalarımız var. Konservelerimiz. Şimdi inmeye başlıyoruz. Anneye seslendik. Anne çıktı. Gel kızım. Nerede bebişler kızım? İniş bulamıyoruz. Gel, gel, gel güzelim. Gel güzelim, gel. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Gel. O da anladı ona mama getirdiğimizi. Ama inanın buradan nereden ineceğimiz kestiremiyoruz. Çok berbat bir yer. Her taraf dikendik ve çalılık. Ben bir keşif daha yapayım. Anne bakayım ne taraftan iniyor onu bir gözlemleyeyim ben. Annemizin girdiği nokta burası. Takip ettik şuradan. Kızım. Ama bakın. İnsan boyundan çok fazla. Burada kapatacağım dostlar. Çünkü iki elle aralayıp geçeceğim. Yoksa önümüzü görmek mümkün değil. Şöyle. Berbat bir yer. Anne bakın orada. Buraya kadar gelebildik. Şöyle size bulutu göstereyim. Nereden çıkıyoruz bakın. Mama paketleriyle. Önden ben yol açıyorum. Bulut da peşimden mamalarla gelmeye çalışıyor. Şimdi buradan devam edeceğiz. Yavru sesi duyamıyorum. Bir duyabilsem. Tekrar anne çalıların içerisine girdi ama çevrede biraz dolaşacağım dostlar. Ses duymaya çalışıyorum. Yoksa burada aramayla yavru bulunmaz. Şuradan bir başka iki annenin sesi var. Gidiş. Ben yine buradan döneceğiz. Anneyi takip edeceğiz. Anne aslında bize yolu gösteriyor. Tabii o kendine göre bir yol açmış. Biz giremiyoruz. Misafirlerimizi araçta bıraktık. Buraya girmeleri mümkün değil. Bakın. Şöyle annenin patikasını göstereyim. İşte otları aralayıp buraları bulup yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Tekrar kapatıyorum. Buradan yavru sesleri geliyor. Birkaç metre ilerimizde şu gördüğümüz çalılığın içerisinde bir yerde. Şimdi ben buradan bir giriş yapmaya çalışacağım. Annenin girdiği yere bir bakacağım dostlar. O başka bir yerden giriyor sanırım. Sanırım yavru seslerini duydunuz. Tekrar kapatmak zorundayım. Girişi bulduk. Şimdi buradan sürünerek gitmeye çalışıyorum. Oo, içerisi yavru dolu. Bakın. Annenin birinin yattığı yer burası. Biri hala yavruların yanında. Kızım. Sen bebişlerin mi var burada kızım? Bakın anneye göstermeye çalışıyorum. İşte. Kızım, bebişleri gördüm dostlar. Az ilerideler. Ama kaç tane olduğunu sayamıyorum. Şimdi anneyi de ürkütmemeye çalışacağım. Bu yan tarafımıza, şuraya biz mamayı bir koyalım. Anne de ne yaptığımızı bir anlasın. Ondan sonra devam edeceğiz. Bebişler dağıldıysa da bir araya toparlamam lazım. İşte yavruladıkları yer buralar. Gördüğüm kadarıyla daha gözleri açılmamış. Tamam, tamam kızım. Tamam, mama getirdik biz sana kızım. Mama getirdik, işte anne burada.
Şimdi önce mamayı ve konserveyi şuraya bir ayarlayalım. Bulutçuğum şuraya koyar mısın? Heh, orada dursun. Çünkü buraya yatabilir. Evet, onun içerisine de konserveyi açacağız. Boğuştuğumuz yerde buralar. Hemen açalım. İki anne de buradan karnını doyurur. Bol bol konservemiz var. Dolduralım iyice. En azından bir iki gün yetsin. Gel kızım, gel gel. Diğer annemiz de bakın orada çalının arkasından geliyor. Hemen 2 metre. Gel kızım, gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Bizi getiren anne değil mi o? Evet, bizi getiren anne. Beyaz anne. Gel kızım. Gel, gel. Güzel kızım, güzel kızım. Şöyle göstermeye çalışayım, göster bak. Oradan bize bakıyor çalıların arkasında. Bolca mamamızı doldurduk. Gel, 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 gel. Gel kızım. Şöyle daha net göstermeye çalışayım. Geldin mi akıllı kızım benim? Anne getirmese mümkün değil bulmak. Mümkün değil dostlar. İmkansız. Aferin. Burada bolca mamaları var. Biz şimdi biraz çekileceğiz, bekleyeceğiz. Anneler karnını bir doyursun. Ondan sonra bebişlerle ilgileneceğiz. Mamaları hazırladık. Şimdi çıkmaya çalışıyoruz. İşte durumumuz bu. Çöplerimizi de asla bırakmıyoruz. Bunu da bir söyleyeyim. Şimdi ben de çıkacağım. Sonra bebişler için gireceğiz. Annemiz burada dostlar. Ürkütmek istemiyorum. İçeride bir sürü bebiş var. Şu aşağı tarafta. Yaklaştırmaya çalışacağım şöyle. Bakın orada yatıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanırım 7 ya da 8 tane. Buradan oraya giremeyeceğim. Daha doğrusu anneyi ürkütmek istemiyorum. Anne işte gözleri burada korkuyor garibim. Bolca mama bıraktık. Bebişleri de yanında. Kısmen insanlardan dolayı güvendeler. Yoksa buranın güvenlikte hiçbir yeri yok. Ben şimdi buradan uzaklaşacağım. İşte annemiz bebiş geldi, karnını doyuruyor. Anne de rahatça karnını doyursun. Hadi görüşmek üzere. Aferin kızım. İşte. Hadi Allah'a emanet olun. Burada da bizim yavrularımız var dostlar. Bugün yine beslemeye birlikte çıktık misafirlerimizle. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Buradaki çocuklarımızı besliyoruz. Şurada yavrularımıza ayrı konservelerini bak, verdik. Bak konserve var. Bak konserve. Bak gel. Gel. İşte. Bizden çekiniyor herhalde. Bunlar tabii daha ürkekler, garipleri. Ay bebekler de var. Büyüklere de mamalarını koyduk. Hadi bakalım. Hadi gelin gelin. Afiyet olsun. Biz de alıştık. Gelin gelin. Ay çok poşeti mi Elif? Elif ablası bak konserveyi çabuk istiyor. Kuru mamalarımızın üzerine şimdi konservelerini de verdik. Kızım bunlar bizim yeni çocuklarımız. Tamam. Oraya verdi ya. Daha çok istiyor. Hadi bakalım. Biraz da bu tarafa. Hepsine yetecek kadar var. Hadi afiyet olsun. Bu bizim ufaklık. Annesinin bir tanesi. Tek bebişimiz. Bunlar arkadaşları. Yine mamalarını veriyoruz. Kuru mamalar verildi, yedeklendi. Bu da yine bir başka çocuğumuz. Onlar da kıştan büyüttüklerimiz. Doydu mu döbüş? Doydu mu şu döbüşe bak. Oh 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 ne güzel olduk. Ona ben şimdi parazit ilacı da verdim. Karnını da doyurdu. Konservesini de yedi. Değil mi? Hadi bakalım. Biraz da sevdik gidiyoruz. Görüşürüz. Sel bebişlerimizin yanına geldik. Sanırım anneleri yiyecek aramaya gitmiş. Seslendik şimdi gelecekler. İşte yedisi de burada. Siz buraları mı bekliyorsunuz? Neden kızdınız bana ya? Bana neden kızdınız bebişler? Tamam. Bak
kadar tehlikeliler. Seni zor almıştım o suyla. Tamam benim bebişlerim. Tamam bebişlerim. Şunların güzelliklerine bir bakın dostlar. Allah'ım yarabbim. Şimdi buraya konserve açacağız. Bunlar daha çok küçük. Belki suyundan yerler. Anneleri de gelince karnını doyurur. Tamam. Hemen hazırlıyoruz. Bir yerleri güzel serin. Biz buraya konserveleri açtık. Anneye seslendim. Gelir demiştim. İşte burada. Anne de geldi. Bebişlerimiz ilk defa konserveyle tanışıyorlar. Bizim sel bebişlerimiz. Sevgili dostlar, bugünkü mamalarımız tamamı Hilmiye Hanım, Elif Hanım ve oğulları Anıl Bey'den. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin Hilmiye Hanım. Çok sağ olun. İşte birlikte çıktık, devam ediyoruz. Bebişlerimiz de burada. Şöyle biraz seyredelim. Oğlum, şu böyle güzelliklere bakın. Yenmez. Çocuklar, hep kirlendiniz. Böyle olmaz. Aldın mı cevabını? Onlar istediği gibi yiyebilirler. Biz şimdi annemize buraya mama da yedekleyeceğiz, kuru mama. Aç kalmayacak kesinlikle. Hadi bakalım, afiyet olsun. Elif ablaları mamaları hazırladı. Şimdi alabacağı ve kardeşlerine veriyoruz. Hilmi Hanım, fareciyi de koyalım. Fareci bu. O küçük. Mamanın içine giriyor. Böyle gölgeye koyduk şimdi. Burada karınlarını doyuruyorlar. Bu alabacık acıktınız mı? Şu göbüşlerden biraz sevelim. Mamaları yiyin. Kontrolleri yapacağız. Bit kene var mı diye. Geçen kene damlalarını yaptık. Ama önce bir karından doyursunlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. İçine girdi. Çok acıkmışlar bu sefer. Evet ya. Hadi afiyet olsun. Şu paşa fareciğin duruşuna bir bakar mısınız? Ayaklarını dayamış, öyle yemeye çalışıyor bütün gücüyle. Bolca mamalarımız var. Artık yavru mamasıyla karıştırmaya başladık. Kuru mamaya geçiş yapacaklar. Aferin size. Bir taraftan sularımız yedekleniyor. Buraya mama da yedekleyeceğiz. Anneler de gelince karnını doyuracak. Aferin size. Ne yapsın garibim? Bulut çimşine var Allah aşkına. Baba, görüyor musun? Bunlar bizim sürü giden bebişlerimiz. Geçen gün paylaşmıştım. Koyun sürülerine gidiyorlar artık. Mamalarını hazırladık. Anneleri yanında. Bizim şu yine huysuz ya. Doğduğu günden beri aynı. Bolca mamalar var. Bitirsinler. Ondan sonra tekrar açacağız. Aferin benim güzel kızım. Aferin sana. Bakın anne bıraktı yavruları yesin diye. Dediğim gibi yavrular bir yesin. Sonra annemize tekrar getireceğiz biz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bunları da artık kuru mamayla karıştırıyoruz. Konservelerini. Yavaş yavaş kuru mamaya geçeceğiz. Bakıyorum ki hani en ufak lekeyi değerlendiriyoruz. Kene mi var diye. Kontrollerini yapacağım şimdi. Afiyet olsun. Buradaki bebişlerimizin yanına geldik. Konserveleri ve mamaları hazırlıyoruz şimdi. Bebişler de sabırsızlıkla bekliyorlar. Vereceğiz. Onlar boş kutu. Onlarda mama yok. Uyana bakın. Nereye çıktı da uzanacak. Hazırlansın. Dur. Mamalarını tabakta verdik. Bolca var. Şimdi güzelce bir karnınızı doyurun bakalım. Hadi afiyet olsun. Bunlar yeni atılmış dostlar bakın. Yavruyken ikisinin de kulağını kesmişler. Bir tane de orada var ürkekler. Korkmayın biz size mama getirdik. Mama getirdik evladım. Gel korkma. İşte buradalar. Hemen bir tabağa mama hazırlayacağız.
konserve. Bunlara vereceğiz. Şu gölgede bir yedirelim. Açlar çünkü. Zor da olsa mamalarını verdik. Şimdi karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Çok ürkekler ve kaçıyorlar. Yaklaşamıyorum da. Uzakta duracağım. Önce bir karınlarını doyursunlar. Bakın yaklaşacağım. Kulaklara bakın. Yavruyken kesmişler kulakları. Ondan sonra da buraya atmışlar. Ne olursa olsun. Bizim vicdanımıza kalmış. Bunu açlık yaptırıyor olsa. Büyük ihtimalle bunlar iki kardeş. Şimdi biraz daha mama açacağız. Bu arada büyüklerini de kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Ben araçtan biraz daha getireyim. Tekrar konserve ilave ettim. Siyah olanı biraz huysuz. O yesin uzaklaştıracağım. Ondan sonra ufaklık. Gel. Sıkılaşalım mı seninle? Gel. Hadi bakalım. Hadi gel ya. Evet. Evet. Ufaklık da yiyor şimdi. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Kuru mama da yedekledik sağa sola. Aç kalmayacaklar. Bu çocuk da yeni. Gel arkadaş olduk mu? Çok güzelsin sen ya. Çok güzelsin. Bakın pitbull'a benziyor ama kesinlikle değil. Getirip buraya atmışlar işte. Biz buralardan kurtarıp yaşam alanlarımızı almaya çalıştıkça maalesef buralara atımlar devam ediyor. Bu çocuk da bir ay kadar oldu, atıldı. Çok zayıftı. Onun da bakımlarını yapıyoruz. Buraya mamalarını koyduk, karından doyursunlar. Burası ağaçlıklı alan. Hatırlarsınız dostlar, işte kangal anne vesaire, onların üzerine yıkılan yerler. Biraz daha uzağa mamalarımızı, sularımızı yedekledik. Şimdi ileriye gideceğiz. Oradan sesler geliyor. Orayı kontrol edeceğiz. Ve oraya mama taşıyacağız. Oraya araç girmiyor maalesef. Buraya yürüyerek geldik. İşte Hilmi Hanım, izlediğiniz kangal annemiz bu. O ağaçların altında yavruların çoğu ölen. Bakın ne kadar cana yakın. Şimdi yanımızda mama var. Konserveler var. Sen çok tatlısın. Çok güzel bir çocuk da işte. Siz ne kadar uysal değil mi? Çok, kendimize alışırdık işte. İlk geldi yavruları da getirmeye başladı. Ondan sonra bu olayları yaşadık. Maalesef hala hiçbir şey yapmıyorlar işte. Ölenin yanına kar kalıyor, ne diyelim. Şimdi ben içerilere bir gireyim, bakayım yavrular ne alemde. Var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bunları paylaşmak beni kahrediyor ama belge olması için paylaşıyorum dostlar, bakın. İşte oradan taşıdı. Buralarda ölülerini bulmaya başladık. Daha neler göstereceğim size. Bakın burada yine bir tanesi ölmüş. Tamamen kurtlanmış. Buralar ölü kaynıyor. Zaten o yüzden yıkıyorlar işte yavruların üzerine yuvaları ki dağılsınlar, sağda solda ölsünler ve yok olsunlar. Bütün amaç bu. Kimse bana masal anlatmasın. Çözüm için uğraşan yok. Açık ve net söylüyorum. Tamam kızım. Anne de buradan ayrılmıyor. Biz yine mama yedekleyeceğiz. Konserveleri de açacağız. Sağda solda belki yavru varsa da gelip yiyecek. Bu bölgede biraz daha ilerledik. Şurada oyuklar var, kaya inleri. Buraya mama yedekledik. Buraya da biraz kuru mama ve üzerine konserveleri açtık. Artık etrafta sağ kalan yavrular varsa, ki bir sarı anne bahsetmiştim daha önce. O buradan yukarıya çıktı. Peşinde iki tane orta boy yavruyla. İşte durumu dostlar. Başka yavru sesi duyamıyorum. Birkaç gün önce geldiğimizde burayı paylaşmıştım. Yine izleyen dostlar hatırlayacaklardır. Birkaç tane yavru vardı. Şu an iki tanesinin ölüsünü buluyoruz. Diğerleri de yok maalesef. Bu kangal annemize de mamalarını yedekledik. Bolca mama bırakıyoruz. Birkaç noktaya daha bıraktık. Maalesef dostlar yavruları yok. Olsa sesleri çıkar. Buraya mama yemeye gelirlerdi. Ne diyelim? Sebap olanları Allah'a havale etmekten başka hiçbir yapacağımız yok. Çünkü bu dünyada cezaları yok. Hadi Allah'a emanet ol kızım. Bu aradan yavru sesi duyduk dostlar. Çok ince bir bebek sesi var.
Bir hafta kadar önce bir hamile sarı bir dişiden bahsettim. Onu gördüm şimdi. Buraya bir yere girdi. Sanırım o da buraya doğum yapmış. Hatırlayanlar vardır. Anlattım o videoda. Dedim ki buradaki ağaçların altında yer arıyor anne. Doğum yapacak. Tabii oraları yıkınca ne oldu? Geldi bu tarafa doğum yaptı. Ne fark etti? Bu canlara çile çektirmekten zevk alıyorlar maalesef. Yapanlar belli olduğu halde hiç kimsenin bir şey yaptığı yok. Sebebini de siz tahmin edersiniz. Bunu eğer biz en ufak bir hata yapmış olsak her türlü rezili başımıza yıkarlardı. Şimdi burada ne yapıyorum bakın. Uyuz bir tane can orada. Şunların altından bir yerden geliyor dostlar. Bakın. Hilmi Hanımlar da şahit. Yavru sesini siz de duydunuz. Evet anne ürkek. Biz şimdi bakın ileriye doğru gitti. Ürkütmeyeceğiz. Şu ağacın altına hemen Bulut araca gönderdik. Mama alıp gelecek onları yedekleyeceğiz. Buradan bir yerden giriyor bu can ama nerede? Bizim şuralardan bir yerden giriyor. O kütüklerin altına yavruladı büyük ihtimalle. Ürkütürsek başka bir yeri taşımaya kalkacak. O yüzden fazla da tedirgin etmeyeceğiz. Yaşamaya çalıştıkları yerleri olduğu gibi sizinle paylaşıyorum. Buraya ağaç gölgesine kuru mamaya dekledik. Şimdi üzerine konserve koyuyoruz. Anne hiç olmazsa aç kalmasın. Belki bir umut bu bebişleri yaşatmayı başarırız. Ne diyelim. Mamalarımız burada. Bu bölgede iki çocuklarımıza mamaları verdik. Seslendik etrafa. Havada öğlen sıcağı. Şimdi çıkarlar gelirler. İşte çevrenin pisliğini görüyorsunuz. Bunlar karınlarını doyuruyorlar. Bir taraftan da su kabını yıkadık. Buraya su koyacağız şimdi. Gel oğlum gel gel. İşte sesimizi duyan gelip karnını doyuracak. Sen merak mı ediyorsun ne yapıyorsunuz diye. Suları da dolduruyoruz. Çocuklarımız yine mama yemeye devam ediyorlar. Kabı yıkadık tertemiz oldu. Çünkü bu tepelik alan olduğu için burada su falan birikmiyor. Hadi gel bakalım iç suyunu. Aferin. Hadi iç iç. Afiyet olsun. İşte olay bu. Çöplerimiz de süper. Çöplerimiz harikadır Hilmi Hanım. Hiçbir yerde bulamazsınız. Ne güzel. Ormanlarımızın içerisi pislik içerisinde. Halkı tebrik etmek gerekiyor değil mi? Tabii. Halkımızı tebrik edeceğiz. Caddeler insan dolu. Kafeler her yer dolu. Bir Allah'ın kulu da gelip burada bir temizlik yapmıyor. Hayır buraya gelen de atıyor zaten. Aynen. Bu bölgedeki çocuklarımıza da seslendik. Acıkanlar gelip karnını doyuruyor. Buraya bir paket mamamızı açtık. İşte geliyorlar. Koş bakalım koş sen. Geç kaldın. Gel gel gel. Şöyle göstereyim dostlar. Her taraftan geliyorlar. Hadi geçin bakalım. Hadi afiyet olsun. Bunlar bizim dört kafa derler. Konserveleri verdik. Karnına doyurmalarını bekliyoruz. Sonra mamalarını yedekleyeceğiz. Tıpış tıpış tıpış. Afiyet olsun. Kaplan ve ailesinin yanındayız. Anneleri de burada. Gel, gel, gel kızım, gel, gel. Şimdi buraya mamaları hazırlıyoruz. Bu Fino'muz da karnını doyuruyor. Onların arkadaşı. Elif ablalarına bakıyorlar. Gel, hadi gelin, gelin, gel. Gel, 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 gel. Şöyle uzaklaşalım. Gel beyaz diş, gel.
Güzel oğlum, güzel oğlum. Sen ne güzelsin ya. Benim güzel oğlum. Bunu bahsetmiştim dostlar. Yavrudan büyüttük, nefes darlığı kaldı. Bütün o hastalıklardan kurtuldu. İşte diğer çocuklarımız burada. Bebişlerimizin yanına geldik. 9 bebişimiz bunlar. Mamalar abla da. Çabuk ablanın yanına. Hadi yürüyün bakalım. Yürü yürü yürü. Gel 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 gel. Yalamaçlar. Yalamaç yalamaç. Çocuklar. Hadi yürüyün bakalım. Yürütmüyorlardı arkadaş. Çabuk 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 çabuk. Yolu kapattılar. Şöyle ben önden geçmeye çalışayım. Hadi gelin bakalım. Çabuk 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 piranalar. Mamaları bitirmişler. Evet, geldik. Hemen şimdi konserveleri hazırlayalım. Bunlar bir rahatlasın, yoksa bizi yiyecekler. Evet, mamalar hazır. Hadi koşun bakalım. Durun bakalım. Evet, saldırıya geçin. Gel 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 diye. Siz de buraya gelin. Evet. 2, 4, 6, 9. Hepsi burada. Şöyle bir seyredeyim sizi bakalım. Tamam. Afiyet olsun. Ablalar onları sıraya da dizdi. Çöplerimizi toplayacağız. Mamalarımızı yedekleyeceğiz. Sular tazelenecek. Ondan sonra diğer yavrulara. Hadi bakalım. Çocuklarımıza seslendik. İleride kulübelerimizin olduğu bölgeden geliyorlar. Buraya yine her zamanki gibi mamalarımızı hazırlıyoruz. Gel kızım, sen de mi geldin? Gel güzel çocuk. Koş 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 koş. Gelin bakalım. Serinlerden, gölgelerden geliyorlar şimdi. Bu da yeni kızımız. Mamaları verdik. İki bölümde de yeterli miktarda mamalarımız var. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Oo, gelmeye devam ediyorlar. Harikasınız. Gelin bakalım. Gel gel gel. Bu kızımızın da 3 tane bebişi var. İşte buradalar. Bu arada yer değiştiriyorlar. Biz de bulduğumuz yerde besliyoruz. İkisi burada, bir tanesi de geliyor çalının arkasında. Buraya kuru mamalarını yedekledik. Konserveleri var, suları var. Her şeyleri tamam Allah'a şükür. Ben uzaklaşayım. Gel kızım, güzel kızım, güzel kızım. Gel. Hadi bakalım. Gel yalamaz, bir tanesi de orada. Gel 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 gel. Koş koş koş. Gel bebişim, gel bebişim. Evet, üçüncüsü de geldi. Evet, bol miktarda mamaları var dostlar. Hadi afiyet olsun. Bu sefer önce büyüklerin mamalarını hazırladık. Üzerlerine konserveleri verdik. Karnından doyuruyorlar. Araya ufaklıklar da karıştı. Bol miktarda mamaları var. Onlar yesinler. Biz de diğerlerinin mamalarını hazırlıyoruz bir taraftan. Sırasını bekleyenler var. Sağa sola biraz dağılmış olanlar var. Hepsini toparlayacağız. Bunlar tedavisi bitenler. Bu kısırlaştı, geldi. Geldin mi? Hadi bakalım. Bir tane de tedavisi biten çocuğumuz var. Onu da sizinle paylaşacağım. Çocuklarımızın mamalarını verdik. Kulübenin üzerindeler. Şöyle etrafı gezeyim. İşte bu çocuğumuzun bayağı bir rahatsızlık çekti. Çok şükür sağlığına kavuştu ve kardeşlerinin yanına geldi şimdi. Ay, biz geldik. Sen neredeydin? Yaramaz. Bolca mamalarımız var. Siz de yapıyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Çocuklarımızın hepsini doyurduk. Su kaplarının içerisi yıkandı. Şimdi su taşımaya başlayacağız. Çocuklarımız su arıyor çünkü. Karnını doyuran yatıyor, dinleniyor. Yine misafirlerimiz kalan mamalarla ilgileniyorlar.
Biz de şimdi su taşımaya başlıyoruz. Şu mama da yavrulardan arttı. Bunu da aşağı indireceğim. Daha şimdi indireyim. Gelin bakalım. Evet. Kalanlar da diğer çocuklar da geçsinler. Afiyet olsun. 3 tane suyumuzu hemen doldurduk. Çocuklarımız da içmeye başladılar. İçtin mi? Diğerleri mamalarını yiyor. İşte. Sular temiz, biz taşımaya devam edeceğiz dostlar. Hadi bakalım. Diğerleri de gölgede yatıp dinlensinler.